Siz kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz Tabii. şeklinde bir açıklama yaptınız. O soru bir gelsin. Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz ne demek? Kadınlar sadece çocuk doğurmazlar. Toplumu doğururlar. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Kadınlar çocuklarının elbisesinin temizliğine gösterdiği özenden daha fazlasını onun kalbinin temizliğine gösterirlerse, çocuklarının karnı doyurdukları, doyurmak için gösterdikleri özenin daha fazlasını kafasını doğru bilgiyle doyurmak için gösterirlerse, daha iyi eş olurlar birbirlerine, daha iyi arkadaş olurlar. Eşinin başı ağrıyınca efendisinin gözü yaşarır. Efendisinin başı ağrıyınca hanımının yüreği sızlar. Böyle bir geleceği inşa etmek istiyorsak kadın kadın erkeğin erkek olması, ananın ana olması, ananın dilini çocuğuna iyi öğretmesi lazım. Dil ağızdaki dildir, tattır, lezzettir. Dil aynı zamanda lisandır. Dil aynı zamanda kalptir. Peki yani buradan şunu da çıkarmalı mıyım? Mesela kadın çalışmasın, çocuğuna baksın, çocuğun eğitimini üstlensin. Hazreti Hatice'nin hayatını okudunuz mu? Niye okumadınız? Türkiye'de yaşıyorsunuz, Müslüman bir toplumda yaşıyorsunuz. Hazreti Hatice bir tüccardı, peygamberimiz de karısının yanında çalışan bir peygamberdi. Şöyle ben sizin düşüncenizi merak ettim. Ben de sizin düşüncenizi merak ediyorum. Hazreti Hazreti Hatice Hatice'nin hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle koltuktan korkarım aynen ama. yer değiştirelim madem. Tamam. Aynen yer Yani değiştirelim madem. bu soru bir cevaptır. Şöyle yani siz diyorsunuz ki tabii ki kadınlar çalışabilirler. Bu konuda bir sıkıntı yoktur. Anlıyorum. Ama hani günümüz koşullarında tabii aynı koşullarda yaşayamıyoruz. Verdiğiniz örnekler harika olmakla birlikte. Bu günümüz koşullarında kadın ve erkek aynı şekilde saatlerce çalıştıkları için eskisi kadar tabii ki çocuklarla belki kadınların ilgilenmesi mümkün olmuyor. Belki çocukları yuvalara, anaokullarına gönderiyorlar vesaire. Sizin de bu sözünüzden bambaşka bir şey çıktı da ben de o yüzden Hanımefendi, sordum. benim 7 torunum var. Benim 4 çocuğum var. 2 gelinim var. Gelinim bir tanesi doktor. Ve benim çocuklarımın hepsi birkaç fakülte bitirmişlerdir. Doktor, yüksek lisans. Ama çalışmak için iş aramıyorlar. Ama çok çalışıyorlar. İnsanlık için. İnançları için. Yoksullar için. Yani kızım Çingenelerle beraber Bulgaristan'da bir ay geçirebiliyor. Suriye kamplarında çok çalışıyor. Mesai başına değil. Biz cenneti satın almak için yola çıktık. Bir Müslümanın asıl hayatı budur. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Lüks arabalarımız olsun diye değil. Ha, birilerimiz servet ve iktidarı ele geçirince şu koltuk denilen şey insanları öylesine değiştirdik. Siz bana sorduğunuz soruların benim hayatımda bir karşılığı yok. İnanın yok. Ben 72 yaşındayım. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım. Ve hiç mahkum olmadım. Ve bugün yine o söylediğiniz İstanbul Sözleşmesi çerçevesindeki bir tartışma sebebiyle sanık sandalyesindeyim. Umurumda değil.